Bu hafta A101'de sofranın yıldızı ahtapot patlıcan. Yazın bu sıcaklarının olmazsa olmazı kızartmalar, kızartmaların olmazsa olmazıysa kaliteli bir ayçiçek yağı. O yüzden bugünün başrolü Vera ayçiçek yağında. Diğer malzemeler açıklamalarda. Hadi gelin tarife geçelim. Suyumu haşlamaya başladım. Patlıcanımıza çok hafif bir blanching dediğimiz bir ön haşlama yapacağız. Şimdi patlıcanımızın geri kısmını şöyle 3-4 santim alttan gelecek şekilde alacalı soyuyoruz. Önce yukarıdan ikiye, daha sonra da yan yatırıp 4 parça olacak şekilde bölüyoruz. Patlıcanımızı birazcık haşlıyoruz. Ön haşlama yaptığımız patlıcanımızı hemen buza yatırıyoruz haşlanmasını durdurmak için. Şimdi Vera ayçiçek yağımızı kullanabiliriz. Kızartmalarda herkes sebzenin tazeliği diyor ama inanın ayçiçek yağının kalitesi de en azından sebzenin kalitesi kadar önemli. Evet, zeytinyağımızı kızdırırken diğer taraftan da kaplamamızı yapalım. Un, yumurta, son olarak mısır unu. Unumuza bir parça da tuz ekleyip patlıcanımızı güzelce una doluyoruz. Şöyle bir silkeliyoruz ve yumurtaya ikinci bulamamızı yapıyoruz. En son da mısır ununu buluyoruz. Şimdi patlıcanımızı yavaşça yağımızın içine bırakıyoruz. Ahtapot patlıcanımız hazır. Hemen sosunu da yapalım. Bir diş sarımsak, biraz da tuz eklerseniz sarımsağı dövmeniz daha da kolaylaşır. Direkt olarak tahinimizi havanımızın içine atabiliriz. Aynı oranda da limon suyu ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde akıcı bir kıvamda ama ben bunun kıvamını bir tık daha koyulaştırmak istiyorum ki bu güzel patlıcanlarımız sosa iyice bulansın. Onun için de en büyük yardımcımız bir şah süzme yoğurt. Bir kaşık da bir şah süzme yoğurt ekleyeceğim. Evet, ahtapot patlıcanımız hazır. Şöyle dikkatli bir şekilde kollarını da açarak tabağımıza güzelce koyuyoruz. Hazırladığımız sosu üzerine atıyoruz ve son olarak da bir parça tütsülenmiş tatlı biber. Hem hafif hem de çıtır çıtır. Türkiye'nin her yerinde A101'de ucuzlukla buluşan Vera Yağ ailesinin %101 arkasındayız.